Hakkınızı ayrılacağız, hakkınızı helal edin inşallah. Allah razı olsun. Emanet olun bu değildir. Fatiha'ya var inşallah. Eyvallah. Fatiha'ya var inşallah. Hayırlı çıktı, yakında ayrılacağız. Hakkınızı helal edin. Yolunuzu açık olsun. Allah razı olsun. Bizi unutmayacağız. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Vedalaşmak için geldim. Hakkınızı helal edin. Yakında ayrılacağız. Eyvallah, Allah'a emanet ol sende. Görüşürüz. Eyvallah. Vedalaşmak için şöyle şey istedim, bekliyorum kadar. Sen de aksine evet. Vallahi ilk geldiğinde doğru söylüyorsun. İlk geldiğimde buradaydın değil mi? Evet efendim. Hatta bir tane bebeği sevmiştik. Eyvallah. Hakkınızı helal edin. Yakında tayinimiz. Allah razı olsun. Çıktı ayrılacağız. Allah'a emanet olun. Bak yine bebek, yine bebek var maşallah ya. O kadar da yeri bir kaymak var. Bebekle gezdik, bebekle gezdik. Maşallah. İsmi de bunda. Serkan. Serkan. O da bir heyecan. Sen nerelisin abla? Ben de buram. Merkezde mi oturuyor, köyde mi? Hangi köy? Başarası'na çok selam söylüyorum, tamam mı? Hadi Allah. Yarın farklı bir hafta sonra ama bir yolumuz açık olsun. Bir vedalaşalım. Allah razı olsun. Öyle çok selam olsun. Her şey için teşekkür ederiz. Yolumuz açık olsun. Kaynatan Bey. Şifa mıydı adın? Şifa. Köyüne çok selam söylüyorum. Şöyle vedalaşmak için geziyoruz. Hakkınızı helal edin siz de. Siz de bir eti şevaplısınız değil mi? Köyünden mi, merkezden mi? Hangi köy? Bölücek'te mi geldiniz? Bölücek'e çok selam söyleyin. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Hakkınızı helal edin. Arkadaşlar görüşürüz. Hakkınızı helal edin. Sinan Bey yok herhalde. Burada değil muhasebe. Ona da selam söyleyin. Tamam. Yakında ayrılıyoruz. Hakkınızı helal edin. Yetişelerin yerlerini çok sevdim. Helal edin. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. Kolay gelsin. Hakkınızı helal edin. Olsun, olsun. Ailenize çok selam söyleyin. Eyvallah. Şöyle hava bir hayırlı bir. Cuma hava bir hayırlı bir. Ailenize çok selam söyleyin. Lütfen rahatsız olmayın. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ailenize selam söyleyin. Hakkınızı helal edin. Ferhat Bey. Hakkınızı helal edin. Yakında ayrılacağız. Şöyle hava bir hayırlı bir. Eyvallah. Kolay gelsin. Başka bir şey yok. Duymuşsunuzdur, tayinim çıktı, yakında ayrılacağım. Böyle geldiğimiz gibi giderken de vedalaşmak, helalleşmek için geldim, hakkınızı helal edin. Hoş geldiniz. Yeni geldiğinizde de başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. Siz de aynı şekilde hakkınızı helal edin. Kapılarınız oldu Kaymakam Bey buraya. Estağfurullah, hep beraber. Görüşemedik belki ama sizin yerde de inşallah daha iyi olur. İnşallah. Başka üstüne serseri ve serçalar. Tamam tamam. Bunlar olsun yarın. Şöyle tokalaşmayalım. Gönül selamı verelim. Sen ben şimdi virüs taşıyorumdur. Sana geçerim ama. Hadi hakkınızı helal edin. Emanetinizi helal edin. Kolay gelsin. Allah'a emanet. Abla aynı şekilde hoş geldin. Emanet-i Hudeybi. Tayinim çıktı. Allah'a emanet ol. Sen hangi nerelisin? Ayvalık. Ayvalık ha, köy olarak. Çok selam söyleyin. Eyvallah. Benim tayinim çıktı, yakında ayrılacağım abla. Buranın kaymakamıyım da. Hakkınızı helal edin, tamam mı? Köyümüze çok selam söyleyin. Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah, Allah'a emanet olun. Hakkını helal edin. Allah'a emanet olun. Helal edin. Helal olsun. Bizim işini yaptıklarınızı Allah razı olsun. Estağfurullah, estağfurullah. Görevimiz her şey. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Yolunuz açık olsun. Allah sizlerden. İsmail Pendik, Beytüşevap Kaymakamı. Efendim ilk geldiğiniz gün esnafı ziyaret ettiniz. Şimdi gideceğiniz vakitte esnafı ziyaret ettiniz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, malumunuz 14 Temmuz'daki Cumhurbaşkanlığı kararıyla Beytüşevap'tan Sinop'un Ayancık ilçemize kaymakam olarak tayin çıktı. Beytüşevap'a ilk geldiğimizde ilk gün başlar başlamaz esnafımıza gitmiş, tabii ki devlet hizmetkar, millet efendi anlayışıyla bir emriniz, bir ihtiyacınız varsa her zaman kapımızı açık mesajı vermiştik. Ve orada ilk anda hemen sorunları tespit edip bir an önce çözüm yoluna gitmiştik. 2 yıllık süreç yaklaşık olarak tamamlandı ve şimdi de yakın zamanda da ayrılacağım. Ayrılırken de aynı şekilde esnafımızla ve Beytüşevaplı vatandaşlarımızla vedalaşmak, helalleşmek için teker teker tüm esnafımızı ziyaret ettik. Karşılaştığımız vatandaşlarımızla helalleştik. Bu güzel bir duygu. Geldiğimiz gibi giderken de herkes tarafından nasıl hoş bir şekilde karşılandıysak, hoş bir şekilde uğurlanmak da açıkçası bize mutluluk veriyor. Herkes hakkını helal etti.
Biz de helal ediyoruz Beyt-i Şebab'a, Beyt-i Şebaplara. Beyt-i Şebaplara son mesajım şudur ki bu ülke hepimizin, bu bayrak hepimizin, bu devlet hepimizin, kim ne yaparsa yapsın, bizi bölmeye kim kalkarsa kalksın, sakın ha sakın inanmasınlar ve birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde güzel geleceklere umutla, emin adımlarla hep beraber yürüyelim diyorum. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Herkes hakkını helal etsin. Tüm Beyt-i Şebaplar hakkını helal etsin. Biz de bizden yana hakkımızı helal ediyoruz. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Efendim, basına çok yardımcı oldunuz. Biz buradan helallik istiyoruz basın olarak. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Evet, basın biliyorsunuz kamu hizmeti açısından çok önemli bir görev üstlenmekte. Vatandaşın doğru bilgi alması açısından, kamu kurumlarının denetimi açısından, devletin vatandaş tarafından denetimi açısından da basın bir aracıdır. Biz basınımızla yakın bir şekilde çalıştık. Onlardan gelen talepleri, çünkü sahayı geziyorlar, vatandaşla birebir iç içeler. Onlardan gelen o vatandaşla alakalı sorunlarımızı biz öncelikle çözmeye gayret ettik. Biz de basınımıza teşekkür ediyoruz. Hakikaten Beyt-i Şebab'da 2 yıl içerisinde Beyt-i Şebab'a olan bu algı müspet bir hale geldiyse basınımızın büyük destekleriyle oldu. Herkese basınımızın değerli temsilcilerine, Emin Bey'e, Serdar Bey'e, Fadıl Bey'e, herkese teşekkür ediyorum. Hem Demirören Haber Ajansı'na, hem İhlas Haber Ajansı'na, hem de Anadolu Ajansı'na bu süreçte vermiş olduğu desteklerden, yardımlardan ötürü şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Hakkınızı helal edin. Eyvallah.